Merhabalar, ben Şahin Boydaş. Davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda Amerika'dan katılıyorum ve Amerika'dan herkese selamlar. Ben bugün 3-4 konuda konuşmak istiyorum. Öncelikle girişimcilikle ilgili konuşmak istiyorum. Sonra unicorn denen kavramı konuşmak istiyorum. Unicorn milyar dolarlık şirketler demek ve dünyada 700 taneye yakın unicorn şirket var. Daha sonra biz Türkiye'den daha fazla unicorn çıkartmak için neler yapabiliriz? Bunu konuşmak istiyorum. Şimdi öncelikle girişimcilik hayatıma ben ürün ihtiyacı yapmaktan başladım. Mesela ilk yaptığım şirket cep dükkanıydı. İkincisi çocuk cep telefonu, vitamin iç ve diş ticaret, beyaz kutu diye Türkiye'de 4 firma yaptım. Sonra da Amerika'ya geldiğimde Movilala, Mojilala, Leoyar ve Remote.com diye gene 4 firma kurup 8 tane aslında girişimim oldu. Girişimcilikte şöyle çok önemli bir şey var. Ben hep ürün ağırlıklıydım. Yani öncelikle ürün yapalım. Bir insan grubuna bir hizmet verelim. Onların hayatını kolaylaştıralım öncelikliydim. Ve bu açıkçası şimdi bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Super Founders diye bir kitap var. Bu kitabı tavsiye ederim. Bu kitapta şöyle bir şey yapmışlar. Bütün unicorn founderlarına sorular iletmişler. Yani bir girişimcide olması gereken önemli özellikler denildiği zaman kendini sürekli geliştiren ve ürün yapma kafasında, mindsetinde olan insanları en önemli iki özelliği olduğu bulunmuş. Ve çok fazla geçmişte ya da bir kere iki kere fail etmiş. Yani başarısız olmuş girişimcilerin bugün unicorn kurduklarını görmüşler. Ve artık baktığımız zaman da dünyanın her yerinden unicorn çıktığını da görüyoruz. Yani Türkiye'de de özellikle pek çok unicorn çıktı. Ve bu çok önemli bir şey. Yani hani biz Türkiye'de gaming alanında, oyun alanında birkaç tane unicorn çıkarttık ve müthiş bir ekosistem oluşturuyoruz. Şimdi Silikon Vadisi yapan ya da Amerika'yı Amerika yapan çok ilginç bir şey var. Bu belki bir tek Amerika'da var. Amerika ekosistem oluşturmayı biliyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mesela Kaliforniya ele alalım. Hollywood'u ele alalım. Hollywood bugün entertainment'ın, eğlencenin başkenti. Filmin başkenti. Müziğin başkenti. Değil mi? Pek çok yaratıcı kontentin başkenti. New York'a bakıyorsunuz. Finansın başkenti. Modanın başkenti. Bankacılığın başkenti. Değil mi? Ondan sonra mesela Connecticut'a bakıyorsunuz, denizaltı, savunma sanayinin başkenti. Michigan'a geliyorsunuz, araba sektörünün başkenti. Ve ben hep şöyle bir şey diyorum, çok ilginç bir beyin cimnastiği bu. Türkiye'de bir alışveriş merkezine girdiğiniz zaman onlarca markayla karşılaşıyorsunuz. Burger King, McDonald's, Starbucks, Gloria Jeans, Pizza Hut, Domino's Pizzas, Little Caesar. Bu alabildiğiniz kadar gidiyor, değil mi? Şimdi bunu bakıyorsunuz, bence bizim buradaki yemeklerden daha güzel yemek yapabiliyoruz. Oralarda çalışan insanlar zaten Türk, değil mi? Bakıyorsunuz Amerika'da bir firma onlarca dünya çapında marka çıkartmış. Bizim lezzetimiz var, insanımız var, güzel dizaynerımız var. Biz niye çıkaramıyoruz? Ve bence buradaki en önemli şeylerden biri Playbook denen, Amerika'da oyun kitabı deniyor buna. Oyun kitabımızın daha olmamasından kaynaklanıyor. Şimdi ve bu economy of scale dedikleri, yani bir şeyi büyütmek için gereken playbooklar da elimizde yeteri kadar yok. O da doğal olarak çok fazla yapılınca oluşan bir şey. İşte Amerika'da, yani Amerika'nın ilginç özelliği ve sırrı playbook driven olması. Mesela biz ikimiz McDonald's'ta çalıştığımızı düşünün. Müdürüz biz beraber. McDonald's'ın 1950 yıllarında çalışıyoruz. O bütün knowledge base'i alabiliyoruz. Diyoruz ki ya McDonald's sarı kırmızı yapmış. Biz bunun ızgarasını yapalım. Sarı mavi yapalım diyoruz. Kırmızı mavi yapalım. Ateş koyalım buna diyoruz. Ve gidip Burger King'i kurabiliyoruz. Burger King'den adam çıkıyor. Başka bir şeyi kurabiliyor. İnsan çıkıyor. Burger King'deki yöneticiler gelip başka bir şey yapabiliyor. Startuplar da böyle çalışıyor Silikon Vadisi'nde. Nasıl oluyor? Mesela bir startup'ı kuruyor birisi. Daha sonra orada yönetici oluyor. Gidiyor başka bir startup'a gidiyor. Gidiyor başka bir firmaya gidiyor. Başka bir firmadan gelen insan startup'a giriyor. Böyle müthiş hareketli bir ekosistem var. Bu ekosistemin içinde yatırımcılar var, girişimciler var. Ürünü sıfırdan bire çıkaran insanlar var yeteri kadar. 1 milyon dolardan 10 milyon dolara, 100 milyon dolara ve milyar dolara çıkartmış pek çok insan var. Yani bu ekosistem var. Şimdi biz Türkiye olarak yapılması gereken şeylerden biri ekosisteme odaklanmamız lazım. Yani çalışan şey ne?
Amerikalı öyle bakar. Çalışan şey ne ve ben hangi alanlarda ilerletebilirim? Şimdi baktığımız zaman Türkiye dünyada fintech'te ve oyunculukta, oyun sektöründe müthiş ve ben bunu 10 yıl 10 yıllardır söylüyorum. Biz bankacılıkta Amerika'nın çok ilerisindeyiz, Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Oyun sektörüne gelince oyunda çok ilerideyiz. Bakın drone'a geldik şimdi. İnsansız hava uçakları, insansız araçlarda da çok iyiyiz. Şimdi ben çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bunların hepsinin altında çok ilginç bir şey var. Oyun çok zor bir iş. Yani yazılımcı adam oyuncu olmaz bu arada. Oyun yapabilmek, oyunun bir parçası olabilmek çok zor bir şeydir oyun firmaları. İnsansız hava araçları, insansız araçlar, yani unmanned vehicle diyelim. Bu alanlarda bir şey yapabilmek çok zor bir şeydir. Teknoloji fintech, yani finans teknolojisinde bir şey yapabilmek gerçekten çok zor bir şey. Peki biz Türkler niye burada başarılı olabiliyoruz? Bunun aslında çok basit bir nedeni var. Biz Türkler genelde karakterimiz olarak çok fazla alanda poligot dediğimiz eskiden pek çok alanda uzmanlaşmayı seven insanlarız. O yüzden de oyun yazılımcısıysanız siz analytics bilmek zorundasınız. Oyun story, hikayesi bilmek zorundasınız. Grafikten anlamak zorundasınız. Biz bunu çok iyi yapabiliyoruz. Finansal teknolojilere baktığımız zaman yaratıcı olmak, girişimci olmak, değişik düşünebilmek, onlarca regülasyonla çarpışıp o onlarca regülasyon içinde bir şeyler yapabilmek müthiş önemli. Şimdi bunları düşündüğümüz takdirde drone'a bakıyoruz. Drone teknolojileri de öyle baktığınız zaman. Hele drone teknolojilerinde ne kadar zor. Bir kere işin bir donanım özelliği var, software özelliği var, yapay zeka özelliği. Biz bunlarda çok iyiyiz. Şimdi bizim Türkiye olarak yapmamız gereken bu üç alan çalışıyor mu? Ya dördüncü alana odaklanmayalım şimdi. Bu üç alanda ekosistem oluşturmaya çalışalım. Biz dünyanın en iyi drone şirketlerini çıkaralım. Bir tane değil, onlarca çıkartmamız lazım. Hatta onlarca değil, yüzlerce çıkartmamız lazım. Bunu devletin, sanayinin, liderlerin, girişimcilerin okullara kadar düşülmesi gerekiyor bu. Yani herkesin düşünme o kadar. Biz bu üç alanda çok iyiyiz dünyada. Çok iyi olabiliriz. Yani biz kalkıp diğer alanlara odaklayacağımız enerjimizi bu alanlara yapsak dünyanın en büyük oyun şirketleri Türkiye'den çıkar. Dünyanın oyun Silikon Vadisi olabiliriz biz. Dünyanın finansal teknoloji Silikon Vadisi olabiliriz. Ve bırakın dünyanın akıllı insansız taşımacılıkta dünyanın sektörü olabiliriz. Bunların her birinden bakın 10 tane firma çıkarsak 10 milyar dolar değerinde olsa 100 milyar dolar orada var. 100 milyar dolar drone'da var. 100 milyar dolar finansal teknolojilerinde var. Ve bence biz Türkiye olarak bunu yapabiliriz. Davetiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah bir sonraki konuşmada görüşmek üzere.